öyle günde 24 saat kapı bekçiliği yapamam. Eşek gibi yaparsın. Ne tatlı boyamışsın dudaklarını Aile teyzeciğim. Kırmızı kırmızı. Buradan buraya kadar böyle. Uzak dur benden. Uzak dur dedim. Sevgi ve tutkunun bizi alev alev yaktığı günler. Nasıl heyecanlıyım biliyor musun İbrahim? İlk kez birlikte bir yuva paylaşacağız. Şimdiye kadar bu mutlu günleri düşlemiştim. Artık karanlık günler geride kaldı Cansı. Sana bir şey değil mi? 500 yıldan beri söylenmiş en büyük laflardan biri hangisidir biliyor musun? Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Bir şarkıcı olsam, kazandığım parayla önce sana araba alacağım. Emrah ne haber? Annem evde yok, hadi surlara gidelim. Boş ver, gitmeyelim. Niye ya? Her zaman sen isterdin. Ne oldu şimdi? İşte. Çılgın bir dişin yok başka işin. Silerim hüzünü baştan çizerim. Dünya dursa ben yine dönerim. Çılgın bir dişim yok başka işim. Elim dursa durmaz ki dilim. Yalan dünya yine de denerim. Çılgın bir dişim yok başka işim. Oktay iyi bir çocuktur aslında. Bence önemli bir sebebi var. Ay bu konu beni heyecanlandırdı. Sakız isteyen. Ay sakız makız istemiyoruz. Bizim istediğimiz Oktay'ın niçin böyle davrandığını öğrenmek. Ay hadi gidip buluşsana artık. Tamam Nükü tamam gideceğim. Dostluklar yalanmış. Sevgiler tuzakmış. Tuzak. Güneşin doğuşu batışı farksız. Nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız. Dağıma su serper misin? Niye ablam gibi sevdiğim insan bana arkadaş aşık oluyor diye söylentiler çıkıyor. Niye şok oldum işte, Melik ya. Şok oldum. Arkadaşım olarak baktığım bir insana kalkıp işte böyle deniyor ve bu evin içinde denmesi bana artık koyuyor yani. Tüm dünya nimetlerinden, tüm dünya zevklerinden, tüm seslerden, tüm görüntülerden uzak durmak istiyor son 10 dakikadır. Ayağım ağrıyor, sağ ayağımı aşağı indiremiyorum. Onun için bu iş olmaz. Olmaz. Hadi kalkın bana bunu sorabilir mi? Bir şey demiyorum, büyülsünüz yine bir şey demiyorum ya. Elinizden öper, benim 3 tane oğlum var. Benim burada bir tane de kızım var. Kıymet biçemem ben hiçbirine. Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar.
Babasından kalan minibüsle çorbaya takılıp hayat dolan başlarına direksiyon sallayan Yarmagül fanatik Fenerlidir. Belediye başkanının oğlu Nejat da 3 yaşından beri Yarmagül'e hastadır. Ne var ki Yarmagül doktor değildir. Minibüsçülük aleminin en takoz şoförü Takoz Selo ise Yarmagül'ün ezeli ve ebedi rakibidir. Haftada televizyon kanallarındaki tüm programların liderliğine yükselen Gerçeklerin Er Meydanı Arena'dan iyi akşamlar, ilginize sonsuz teşekkürler. Değerli seyirciler, bu akşam seçimle göreve gelen bir üst düzey kamu yöneticisinin hepimizde şok etkisi yaratacak seks skandalını ekranlarınıza getireceğiz.